Hepinize merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Berk Ucuhan. Bugün efsane bir video ile tekrardan karşınızdayız. Hoş geldin dostum. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyi, çok şükür. Yani koşturmada devamlıyız. Allah'a şükür, işimizdeyiz, ekmeğimizdeyiz. Şimdi TikTok'ta gördüm mü bilmiyorum. Arkadaşlar öncelikle sizlere anlatayım. TikTok'ta bir video izledim. Bir tane kız erkek arkadaşına bir soru soruyor. Video çekiyor termal kamerayla. Ateşli gösteriyor, yani ölçek gösteriyor. Hı hı. Yalan söyleyip söylemediğini, işte bir şey söylediği zaman ateşi, yalan söylediği zaman ateşi falan artıyor. Drone'da termal kamera var ve daha demin anlattığım olayı şimdi Kürşat'ın üstünde deneyeceğiz. Dene. Şu anda normal ateşine bakıyorum. Sabit dur. Şu anın normal ateşi... Oğlum korona mısın lan? 38.8 ateşin. Yakın mıydı herhalde? Ondan olabilir mi? Ya da ateşlisin. Evet. Ya ateşli oldum doğru. Bak ateşli oldum doğru da. Yanıyorsun, ben sana söyleyeyim. Yok ya. Ben sana birkaç tane soru hazırladım dostum. Bu soruları işte sana sorduğum zaman sen cevaplayacaksın ve ateşin yükselecek mi, sabit mi kalacak, düşecek mi, tansiyonun mu düşecek, bayılacak mısın, orasını bilemem. Soruları sorduktan sonra çok fazla hareket etmemen gerekiyor. Tamam, kameramız burada. Tamam. Çok fazla uzatmadan ilk sorumla başlıyorum. Buraya mı odaklanıyorsun? Evet, oraya bakıyorsun, ben ateşine buradan bakıyorum. Şu an ateşin, tekrardan güncel ateşini söylüyorum. Hala 38.8. Yanıyorsun. Şey. Alev alevsin. Evet. Eğer senin lise arkadaşı olsaydım okul tuvaletine senin numaranı yazardım. Altına da yazardım ki alev alev yanıyor, arayın. Tamam, başlıyorum. Benim arkamdan Tarık'a Berk'e fıs demiştin. Doğru mu? Berk'e fıs demişimdir. Bak fıs demişimdir, evet. Ama şöyle demişimdir. Yani hangi anlamda yani mesela? Ne anlamda fıs? Dedim mi demedim mi bilmiyorum şimdi. Demişim. Ama demişimdir yani. Evet. Ateşi biraz düştü abi ya, sanki 37.8 oldu. Demek ki dememiş. Dememişsin kanka. Yani demiş de olabilirim, bilmiyorum yani, anladın mı? Hatırlamıyorum yani. Oraya bakarak söyle. De yani fıs mısın bilmiyorum. Fıs mısın? Değilim dostum, drunk. Peki. O zaman ikinci soruma geçiyorum. Ateş hala aynı, bir değişen bir şey yok. Content House ekibi arasında nefret ettiğin biri var mıydı? Vardı. Kimdi? Bir kişiden var ya, harbi. Efil efil nefret ediyordum ya. Anla kim olduğunu biliyorsun, şimdi isim vermeyeyim. 36.8. Abi bir şey söyleyeyim, bu doğru ha. Gerçekten doğru bak. Ben bir nefret ettiği biri olduğunu biliyordum zaten Content House'nin. Evet. Ya o yüzden sordum bu soruyu zaten ve düştü yani ateşi. Kürşat Cuhan'ın en sevdiği sorulardan biri geliyor. Bu arada arkadaşlar, bu hazırladığım sorular benim cevabını bildiğim sorular. O yüzden bu kadar rahatım. Şurada sen biraz gerildin sanki. 34.8'lere kadar düştün. 22 derecesin kardeşim. Geliyor. 15 tane sevgilin olmuş hayatın boyunca. Bu doğru mu? Sayabilir miyim? Tabii ki. Dört, beş ha. Bak beşi bilmiyorum, belki olmuş olabilir yani. O da yalan ihtimaliyle söylüyorum. Maksimum 5. 5. Maksimum. Sevgilin olan. 5. Maksimum olan. Bak bakayım kameraya. 33.8. Bak 38 ile başladık, 33.8'e kadar düştü. Cevabını verdikten sonra eski sıcaklığına geri dönüyorsun. Yemin etsene. Evet. Bunda bir... Bu makineyi bana bir gün versene. Ne yapacaksın? Sıcak ölçeceğim. Sıcak? Evet. Şu an hayatında biri var mı? Hayır. Abi direkt 36.8'e düştü. Ama bu doğru doğru olduğu için değil mi? Ben anlamadım ki. Bilmiyorum. 36.8'e düştü direkt. Oğlum nasıl bir şey? Ben oğlum şu vücudun an, nasıl bir şey sallıyor şu anda? Ekstra bir heyecanlıyım biliyor musun? Altıma a**cak gibi hissediyorum kendimi. Ördek yedirdin mi? Hayır. Tamam, tuşlara basıyorum bir şey mi? Yok, basmaya falan çalışıyorum. Hayır oğlum, yüzünde bölüm var. Yüzündeki bölümlere dokunuyorum. Hmm. Mesela bakayım uzaklarım. 39.8 yanıyor. Bu var ya, çok hoşuna gitti ha bu. Vallahi billahi. Of. Geliyor, tamam. Cuhanların içinden ayrılıp yola tek devam etmek hiç aklından geçti mi sorusunu sana kim sordu biliyor musun? Kim sordu? KJPC'den bir kardeşim sordu. Bu soruları onlardan aldım. Birkaçına. Normal atışına bakayım önce bir. Şu an 37.8. Tamam. Soruyu sordum, biraz rahatladı bu. Evet, cevabını bekliyorum şu anda. Direkt olarak Cuhanlardan ayrılmak istemiyorum. Daha önce buna bak. Cuhanlardan ayrılmak istemiyorum. 38.8 oldu. Bununla beraber kişisel olarak evet yürümek istedim ama bu bir grup ayrılma gibisi değil. Nasıl Berk Ucuhan, Berk'e ise Kürşat'la Kürşat vermek için.
Yani bir markalaşma amacıyla. Tabii yoksa bir şeyle değil yani. 30.9'a kadar düştüm biliyor musun? 30.9'a kadar düştü arkadaşlar. Zaten siz de şu an ben buradan görüyorum, siz de görüyorsunuz yani. Son bir sorum var. Buna. Oo, yapabilirsin. Sakın. Bak geliyor. Sakın. Geliyor. Yürüyor bak. Ah yapma. Babama beni hiç şikayet etti. Evet. Bu arada babamla seni şikayet ettim. Gerçekten ettin mi? Bir saniye. 37.8. Etmemişim. Hayır. Konuşmuşsunuzdur ama. Konuştum da şikayet değildir aslında yani dertleşmiş gibi. Yani bu şikayet olarak algılamıyorsun onu yani. Ben yok şöyle baban seni şikayet etmemiş olabilir mi? Ben babana dertleştim yani senin hakkında uzun uzun. Biliyorum o söylemiştim. Ama ne konuştuğunu tabii ki sorun. Söylemem yani de o baban da benim babamda. Tabii ki. Arkadaşlar daha önce hiç illüzyon gördünüz mü? Şimdi bakın şu hareketimle beraber Cem'le sonuna bulacağım. 3, 2, 1. Aman Allah'ım. Allah'ım. Bu TikTok yok mu bu TikTok? Hayatımızın her yerinde. Bir an ışınlanmış gibi oldu. Yaptım gelmiş olsun. Naber? Çok etkileyici bir giriş. Değil mi? Uzun zamandır hiç beklediğim bir içerik. Aman Allah'ım. 37.8. Gerçekten mi? Sen bir korona sen gerçekten mi dedi 38.8'i şey yaptı. Bir şey söyleyeyim mi? Heyecanlandı. Çok heyecanlandım ha. Biraz heyecanlandı. Çok heyecanlandım. Arkadaşlar zaten makinenin muhabbetini size anlatmıştım. Çok garip bir muhabbeti var ve şu anda makineyi test ediyoruz. Yani Cemre'ye burada sorduğum sorular yalan veya doğru olarak da adlandı. Ve aynı şekilde Kürşet için de geçerli. Çünkü bu bir yalan makinesi değil. Ben de İbrahim değilim. Belki şey olur ben. Yalan makinesi İbrahim abi değilim yani. Bu soruları bu arada ben hazırlamadım. BCFC kızlarından gelen sorular. Kardeşlerim hazırladı. Geliyor. Kürşat Juan Alayına şarkısından neden geç video çektin? Bir saniye ateşini ölçeyim. 38.8. Kürşat'ın şarkısı için Berke'den kostüm istedim. Bizim olayımız kostümünü istedim. Evet ulan Berke başlatma olayını. Onu yapacaktım. Merve'den de Bella Bella ile ilgili bir kısmını yapıp birleştirip çok güzel montajlı bir video çıkartacaktım. Makineden sesler geliyor galiba. Yalan söylüyorsun. Bir şeyler oluyor. Bu arada abi 34'e kadar düştü. Yok yalan söylemiyor da. Sırf bu yüzden geç kaldım. Çünkü Beko'dan bir türlü kıyafeti alamadım. Merve'yi denk getiremedim. Kıyafeti denk getiremedim derken Kürşat en sonunda dedi ki 27'ye kadar düştü. Çek lan artık dedi. Çek lan dedi. Ben dedim ki kardeşim tamam niye bağırıyorsun? Rahat kendini. Ondan sonra çektim zaten. Makineye çok garip olaylar oluyor. Tekme atacağım birazdan. Tabii 27'ye kadar düştü çünkü. Elim ayağım buz kesti onun. Tamam bu soruyu geçiyorum. En son 24.9 gösteriyor. 25.9 gösteriyor. Düşünce mi tehlikeli? Düşünce. Düşünce mi tehlikeli? Yükselince tehlikeli. O zaman okey. Bu soruya benzer bir soru Kürşat'a da sordum. Content House ekibiyle farklı bir projede bir araya gelmek ister misin? Content House ekibi... Bu tarafa dön. Buraya mı dönmeliyim? Kameraya mı bakmalıyım? Content House ekibi zaten şu anda bir arada olan bir ekip. Sadece aynı evin içerisinde yaşamıyoruz. O yüzden tekrardan bir araya gelme gibi bir durum söz konusu değildir. 46 derece ateş. Dur sabit mi? 39.7. Yalanını yakaladın mı? Yalan değil ya ama böyle bir heyecanlandı. Çünkü Content House beni heyecanlandırıyor. Evet tabii ki. O zaman en sevdiğin sorulardan... Ne geliyor? İsmi geliyor. Aylık 50.000 TL üstü kazandığını düşünüyor musun? Şu an yükseldi büyük ihtimalle. Kanka şu an hala 38.8. Çünkü sorunun cevabı vermedim. Arkadaşlar 50.000 liranın üstünde kazanmıyorum. Kazanmıyorum. Kazanıyorsun. Kazanıyorum. Evet doğru. Evet, bir kere ya doğru ne ya yalan makinesi mi oğlum? Bir kere kazandım onda da zaten ne olacak ki yani bir kere kazandım yani ne olacak? Belki şu an cevabı bu. Kanka sen hasta olacaksın galiba boğazların biraz böyle kızarmaya başladı burada. Zaten boğazlarından dolayı rahatsızım biliyorsun çok yakın bir zamanda evet. Ameliyat olacağım. Evet. Allah'ım hiç istemesem de olacağım yani. Olmaz. Sağlığından hiçbir şey önemli değil o yüzden istemiyorum diye bir şey demiyorsun. İstemiyorum diyorum ama YouTube'da yedek videom yok. Sıkıntı değil bir şey olmaz. Halledilir. Bu şarkı çıkartmışsın falan. Bu arada yeni şarkı geliyor biliyorsun. Evet, biliyorum. Niye biliyor musunuz? Redkit çıktı. Üstüne şarkı çıkarmazsam olmaz. Bekücü ile neden eskisi kadar video gelmiyor? Bekücü ile neden eskisi kadar video gelmiyor? Sebebi aslında bakarsanız şu. Şu an belki de Kürşat da ben de
tekli bir şekilde çok çok farklı videolar çekiyoruz. Bir araya geliyoruz ama özürlü müyüz bilmiyorum, video çekmiyoruz. Çok geri doğru zekalı. Bak gerçekten bunun bu sorunun açıklamasını ben de yapayım arkadaşlar sizlere. Özürlü müyüz anlamıyorum. Sizin görmediğiniz bir şekilde gerçekten yani haftada 2-3 kere, 4 kere her gün olması bile, eskisi kadar olması bile. Çünkü yani hayat şartlarımız ister istemez değişmek zorunda ve değişti. Her gün olması bile çoğunlukla beraberiz fakat yan yana geldiğimizde illa ne bileyim. Hadi kanka bir TikTok demiyoruz eskisi gibi video yani. Video çekelim. Ya ben zaten TikTok videosu çekmiyorum bu aralar. Ben video çekmiyorum. Benim videoyla aram yok. Çünkü neden? TikTok'taki olayları biliyorsunuz artık oldum yani. Hevesim olmadığı için de gelip Cemre'ye, Kürşat'a, Merve'ye ne bileyim kanka video çekelim falan filan demiyorum. Ya zaten yani. Bir tek Berke ben, Kürşat değil. Merve, aynı şekilde Berke ile Merve, tabii Kürşat'la şey. Ben. Hepimiz aynıyız ve herkes şu an hayat koşullarıyla birlikte yürüyor yani. Ve şöyle bir şey var ve biz mesela ben, Merve, Kürşat genelde mesela hep böyle buluşumuzda neden yok, Cemre yok falan filan diyorsunuz. Size yemin ediyorum ki 4 kere bu şeyi yaşadık, 4'ünde de gelemedi. Evet. Bak 4'ünde de bir şey ve yaklaşık çıktı. 1,5 aydır benim burada Kıbrıs'tan gelen bir arkadaşım var. Evet. Şu an o benimle birlikte ve ben akşamları eve gitmek zorunda kalıyorum o bizde kaldığı için. Onlar buluşuyorlar ama buluştuklarında biz görüntülü konuşuyoruz, aynen, mesajlaşıyoruz, konuşuyoruz. Hani şu algıdan çıkın. Arkadaşlıklar biter ama kardeşlikler bitmez. Onlar an, benim arkadaşım değil kardeşim. Şu an 24'lere falan düştü. O kadar doğru konuşuyoruz ki. Tamam son bir sorum var Cemuş'un. Gelsin. Geliyor. Gönder. Cem Merya eski samimiyetini yakaladığını düşünüyor musun? Hayır. Hayır. Neden? İyi yani açıklamasıyla. Cem Mer hala eskisi gibi. Hiçbir eksik olmadan devam ediyor. Ama ya kısmında şu an eskisi gibi bir samimiyetimiz ikimiz açısından da yok. Merve tarafından da ben açısından ama asla düşman değiliz. Asla birbirimize kötü değiliz. Sadece şey değiliz. Samimi değiliz. Ama tabii ki de bir derde düşer, bir sıkıntısı olur, bir şey olur. Tabii ki de ilk koşacak insanlar Merve'dir, benimdir, Berke'dir, Ayhan'dır, Kürşat'tır, Asil'dir, Emir'dir. O yüzden kaça düştün? Hayır, bu konuda çok ciddi ve netim. 23.9. O kadar doğru konuşuyorum bak. Çünkü içimden geçen neyse dilime vuran her zaman odur. Farklı konuşmam. Farklı konuşan insanları dert türlü yakalarım, rahat olsun. Farklı konuşmam. Farklı işlerimin ortaya çıkarım. Cemre Sonmak. Beni seviyor musun kanka? Beni var ya, hiç sevmiyorum. Ben bunu söylemek istemiyorum arkadaşlar. Şu anda gözüküyorum burada. Gerçekten. Söyleyeyim mi? 21.3. 21. Bak, çünkü. 21.3. Çünkü sana duyduğum his sevgiden çok daha kıymetli. Bu da bir Cemil Solmaz atasözüdür arkadaşlar. Çok uzun süredir bekliyorduk bunu. Evet, gerçekten hasret kaldık. Uzun süredir bir şey söyleyip yapıp arkanı dönüp gitmiyorsun. Tabii. O zaman bir özlü söz söyle, ben de buradan bir değişim yapayım. Tamam. Ben hayatta söyleyeyim. Arkadaşlıklar biter ama kardeşlikler bitmez. Onlar benim arkadaşım değil, kardeşlerim. Dostum ne haber ya Mike? Senden ne haber ya? Olsun. Oğlum bugün ne kadar güzel bir gün lan, bütün arkadaşlarım böyle tıkan ettik, link yapıyorum, hepsi geliyor ya. Hay aksi, işe bak sen. Hay aksi. Hay aksi, işe bak sen. Hay taksi. Sen şu an kanka 36.8'sin. Ben sana buradan soru soracağım, bu TikTok keşfetimde gördüm. Şu anda bu bir test videosu yani. Yusuf Üstücü yazın bu. Yusuf Üstücü yazın. Çocuk sevgilisine, kız sevgilisine soruyor. Normal dişi işte bir şey soruyor mesela. Yalan söyleyince ateş veren yükseliyor ve tedirgin olunca. Yani şöyle ki ben zaten söylediğim yalan önce kendimi inandırmıyorum. Sana karşımdaki kişiyi inandırırım o yüzden. Evet, bunu biliyoruz. Çok böyle sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Daha önce İbrahim abi de çok iyi bilir, onun cihazını da bozdum. Ben de şey zaten İbrahim abi. Evet. Şu an önüme cihaz mı yazdım? Önüme cihaz var. Evet, sınırlar alalım. Evet dostum, ilk soru geliyor. Ameliyat olma sebebin sağlık mı, estetik mi? Kafanı bir öne eğdim de. Niye öyle bir şey yaptın? Oraya bakmam lazım. Sağlık. Oh! Doğru yani. Aa, 37.68. Gerçekten mi? Gerçekten mi derken 39 oldu. 48 oldu. Sağlık ya, sağlık. Sağlık. Oh! İbrahim abi gibi hareketler yapıyorum. Kafayı yiyeceğim. Kanka ne oldu? 29.9'a falan düştüm. Bir rahatlama geldi sana herhalde. Ben bunu konuşacağımı anladığın zaman anladın mı anne? Bak. Omuzlar oynar. Geliyor ikinci soru. Content House ekibiyle birlikte tekrar birlikte olmak ister miyiz? Soruya bak. Peki Content House'la mı olmak olacağız? Content House ekibiyle birlikte olacaksın. Yani Content House'da. İçinde Content House'da. Ben de açık söyleyeyim, Content House'da bir daha yaşamak istemem. Çünkü ben istemem. Sefillik çektik bayağı bir.
sefiller hatta Victor Hugo olduğunu bizim üzerimizden yazdı. O döneme dönmek istemezdim ama güzel zamanlar geçirdik. Aynı şekil benim de düşüncem öyle zaten. Özlediğimi de her seferinde dile getiriyorum. Hepimiz özlüyoruz canım ama. Ki. Hep muhabbetini yapıyoruz hatta yani. Aynen. Peki dostum, Mero ile birlikte bir düet muhabbeti dönüyormuş ortalarda. Wow. Ortalarda böyle bir duyum aldım. Bu doğru mu? Yani Allah Teala biliyor. Müsaade neden olmasın ki? Çok isterim. Mero beni duy. 36.8 dostum. Aa ilk başta 36.8. Evet. Gerçekten bu düeti istiyor. Evet. Doğru söylediğimi buradan anlaman gerek. Ulaşsın sana bu. O ses Türkiye rap'e çıkacağım yoksa. Son bir sorum var kanka. Evet. Geliyor. Hazır mıyız? I am ready. Şarkı yapan kadın TikToker'lar arasında en iyi şarkıya sahip olduğunu düşünüyor musun Sayın Merve Yalçın? Merve Belli demek istedim galiba. Bu Merve ismi de Merve Belli evet. Olmasın ya. Yani şöyle bir durum var arkadaşlar. En çok etkileşimi ben aldığını düşünüyorum. Tabii Karpuz da var ama Karpuz'u pek TikTok şarkısı olarak saymıyorum. Yani o Ece'ninki biraz daha her kulvardan da evet. O zaman yani TikToker değildi o evet, zaman. Evet. Ben TikTokçuyum ve 56-60 milyon dinlense şarkım kusura bakmasın da kimse en iyisi benimdi yani bu konuda. Yani ve ben gerçekten açık ve net bir şey söyleyeceğim. Merve Bello'nun gerçekten çok kaliteli bir şarkı olduğunu düşünüyorum yani. İnsanlar önyargıyla yaklaştı ama dönüp baktığımda gerçekten çok kaliteli bence yani. 35.8 kanka. 35.8 bak gittikçe düşüyor demişim. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Aşağıdan kanallarımıza abone olmayı, Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Son bir şey söyleyebilir miyim? Son.